Merhaba değerli dostlar. Gözlük İskelet kanalına hoş geldiniz. Ben Onur. Şimdi geçen Sixers'la ilgili maç yapmıştık. Forma kapabilir miyiz diye ama sol bacak için bir bant verdi. Bakalım başka ne maçlar var? Böyle ara sıra bir sürü maç geliyor. Yaptıkça malzeme kazanıyorsunuz. İsterseniz store'dan da alışveriş yapabilirsiniz ama ben store'da alışveriş yapmak istemiyorum. Şimdilik yani. Bunu geçen de yapmıştık. Ben bunu haftaya çıkan devam edeceğim. Şurada bakın ne var? Ne veriyorsun dostum? Yani mesela bazı turnuvalar işte ondan yapıyorsunuz. Mesela bak bu diyor ki kendin yapacaksın. İstersen bir arkadaşınla oynayabilirsin. Ödül neymiş? Çorap veriyor. 3 tane ayakkabı var bunda da. Ayakkabı çıkma şansı yüksek yani. Bakalım ayakkabıları. Güzel. 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 Bir tane de John Wall maçı yapalım mı? Mesela burada ben yöneteceğim takım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Bir de bunu görmüş olduk. Burada takım ben yöneteceğim için daha zevkli oluyor. Çünkü kendim oynayabiliyorum yani. Bir formamızı değiştirelim. Ne var dostum? Ya şunu alayım. Yeni dizayn ettim bunu. Böyle punk tarzı. Mesela sağ kolumdaki bantı şeyden kazandım işte, bu Sixers maçlarından birinde kazanmıştım. Bakalım şimdi ben tek başıma yönettiğim zaman güzel oluyor. Mesela perdeyi screen yapıp içeri soğana kaçabiliyorum. Biliyorsunuz basketbolda en güzel bence oyunlardan biri, yani en klasik ve en güzel. Dışarıda olan adam, top süren adama gidip screen yapıyorsunuz. Siz tutan adam da geliyor sizle beraber. O sırada bir boşluk yaratıyorsunuz ve içeri kaçıyorsunuz. Bakalım maçta yapabilecek miyim bunlardan? He yavrum evde. Takım da oh. Hadi bakalım. Evet kaptık. Evet. Oo bizim adam hızlı. Hızlı ve öfkeli. Nedense benim adam topu çıkarıyor ya. Her maçta öyle oluyor. Bırakma Onur, aferin. Çok güzel. Aha çizgi mi? Ya burada çizgi ayarlamak ne zor arkadaş ya. Hop hop hop, bırakma bırakma bırakma, bu tarafa, bu tarafa kaçtı. Aferin, çok iyi defans. Hadi. Hadi baskı, baskı. Atar tabii bunu da. Şimdi yapmaya çalışan bakın şimdi. Burada screen yapıyorum. Benle beraber geliyor. Ver bana dostum. Ona ver, o da olur. Sıkıntı yok. Hepsi bizim takım. Evet, adamımız burada. Solda. Evet, git oğlum. Git, git, git. Bırakma, bırakma. Çok güzel. Hadi bakalım. Ay olmadı. Olmadı dostum. Takımı iyi yönetmiyorsun Onurcuğum. Kaptan olarak. Pas vereyim, orada sıkıştım, sıkıştım. Ay, atarım. Çok iyi atarım. Tuşamani, tuşamani. Orada homie diye herhalde. Tuşam homie, tuşam homie. Bırakma, çok iyi, çok iyi. Çok... Mesela bu takım kolay. Yani Sixers takımına göre çok daha rahat oynanıyor. Oo süperdi be dostum, harikasın. Donu güzel. Aferin, bırakma bırakma. Önüne geç. Aha biz kaptık. Ver la ver.
Ver bana. Uh-oh, here comes Santa Claus giving me a gift. That's me. Pası ver, pası ver. Tekrar gel. Atarım, atarım çacımam. Normalde mesela Sixers maçında olsaydık, adamlar bloğu koymuşlardı yani, çok hiç acımıyorlar. Of, iyi hareket, bravo dostum. Neydi bu çocuğun ismi? Anthony Davis, evet Anthony Davis, şimdi harikasın dostum. Bak baba bana ver hop. Hadi kap, hadi kapamadık. Aha kaptık, kap, bravo, 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 bravo. Dışarı gel, dışarı gel, gel bana. Bravo, işte bu. Bu arada bugün Mehmet Okur'un işte NBA'de oynarken son saniye sayıları işte. Çağla Abdüşükleri izledim. Harikaydı ya. Vallahi şu NBA'ye giden Türk oyuncular, yani hepsi değil ama bazıları çok iyiler. Seviyoruz yani. Özellikle Mehmet Okur'u. Ha dostum bende. Vedat Topçu çok iyi savunma yaptı, ne yapayım? Ah! Kaçırdık. Adam uçtu mu? Nerede? Görüyor musunuz? Eldot hiç acımıyorlar. Hemen yakalamışsak yapıştırıyor. Çok iyi. Yalnız ben hala şutumu geliştiremedim. Şutumu geliştiremediğim için üzgünüm. Hobo hobo. Evet bırakma, çok iyi çok iyi. Anthony Davis'i de alırsan. Aha o da pas verdi. Hayret Anthony, sen yapmaz öyle bir şey ya. Çok iyi, kaparım. Atarım. Koş koş koş. Mesela şu an kol titriyor. Eğer adamınızdan uzaksanız kol size uyarı veriyor. Allah'ım orada atamadık ya. Yani bazen anlamıyorum. Smaç yapamıyoruz. Tamam anladık da orada niye atamıyoruz dostum? Rebound katalistim ben be. Uhu! İşte bu dostum. Çok güzel bitirdik maçı. Evet değerli dostlar. Müthiş hareketli. Büyük ihtimal bitiş hareketi bunu yapacak. Mesela sol üstte görüyor musunuz? Benim ikonum var. Onun altında da şeyler var. Özellikler. Maç esnasında onları, yani maçtan önce seçiyorsunuz. Maçta onları yapman lazım. Mesela rebound aldıkça, rebound kataliste rebound aldıkça o puanlar yükseliyor. Mesela şimdi gösterecek onları. Evet, yeşil yanıyor böyle win kazandığımız zaman. 4 sayı, 2 rebound. Mesela asistim hiç yok, steal'im hiç yok, bloğum hiç yok. Hepsini yapmam lazım. Bakın rebound kataliste yapmışım 7 tane. Catch finish, bitirme işle yapmışız. Ama maalesef diğerlerini yapamamışız. Bunları yaptıkça o özellikler güçleniyor, açılıyor falan. Anthony Davis 4-6 asist, 2 rebound almış. Ondan iyiymişim bak. Onunla beni nasıl karşılaştırıyorsun ya? Anthony Davis dev gibi adam. Evet. Güzel maçtı. Ama dediğim gibi Sixers maçından daha kolaydı. Çünkü Sixers maçından o maçta çok zorlandık yani. Mesela elemanları gördünüz. Yüksek level çocuklarla oynadık, kişilerle, çocuklar demeyeyim, oyuncularla oynadık. Yani online oyuncularla. Ama yine de zorlandık. Evet, congratulations. Bakalım ne verdi. Şimdi karakteri de verebilir. Bazen hemen karakteri direkt veriyor. Bazen vermiyor karakteri. Biraz da bu EA'nın, yani Electronic Arts'ın serverları. Ha mesela karakteri verdi. Cevalı verdi. Devam edersen diyor. Şu çorap ayakkabılardan birini alırsın. Büyük ihtimalle hemen vermez ayakkabıyı. 7 kere maç yapacaksın. 7'sinde ancak kazanırsın. O da sıkar yani herhalde. Evet değerli dostlar.
Gördüğünüz gibi bu maçta da böyle değerlendirmiş olduk. Formayı kapamadık ama karakter kaptık. Karakterlerle ilgili bir bilgim yok. Yani henüz onlarla ilgili bir şey yapmadım. Herhalde All Star, yani şu NBA kulübünde mi nerede artık bilmiyorum, onlarla karşılaştırmaya sahada, pardon, şu live run'da, evet live run'da şey yapıyoruz, o karakterleri seçebiliyoruz. Hatırlarsanız bir maçta Magic Johnson seçmiştik. Magic Johnson takımdaydı. İşte bunlardan bir tane seçebiliyoruz. Bir sürü karakter geldi. Vince Carter geldi falan. Onları da bir dahaki videoda yaparız değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne olacak acaba?